İyi akşamlar. Memleket TV izleyenleri. Yeni bir Er Meydanı programında daha yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz yerel seçimlere 2 hafta kala AK Parti Karapınar Belediye Başkanı adayı Mehmet Yaka'nın seçimle ilgili, önümüzdeki yerel seçimle ilgili AK Parti'nin ve şahsına ait plan ve projeleri. Konumuz dolayısıyla Mehmet Yaka, Karapınar AK Parti Belediye Başkanı adayı diş hekimi Mehmet Yaka. Bugün 3 Mart 2014 Perşembe akşamı AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı binasından bu çekimleri gerçekleştiriyoruz. Konuğuma sözü vermeden önce bu programı organize eden Karapınar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak şahsen ben, bizim memleket gazetesi sahibi Hikmet Peker ve yanımdaki hemen ilk konuk demeyelim artık gazeteci arkadaşlarım, cemiyet yönetim kurulu üyelerimiz, Anadolu Ajansı Karapınar temsilcisi ve gazetemiz sorumlu yaşlı müdürü Mirat Korkusuz. Hemen yanı başında Karapınar'ımızın ilk ve tek radyosu Karefem Radyosu'nun genel yayın yönetmeni Şener Evgüler ve Karapınar'ımızın internet üzerinden web portali karapgarbiyar.com sahibi ve genel yayın yönetmeni Mustafa Sapmaz bugün birlikte bu programı sizlere aktarmaya çalışacağız. Ekranlar üzerinden, internetler üzerinden bizi dinleyen, özellikle Karapınar'daki Karapınarlara AK Parti Karapınar adayının seçim projeleri, seçim taahhütlerini canlı canlı sizlere aktarmaya çalışacağız. Başkanım, bizi bu yoğun temponuza, evet, seçimlere 2 hafta kala yaklaşık zaman ayırdınız. Biraz önce de bir mahalle toplantısından geldik, bizler de katıldık. Evet. İçeride toplantı devam ediyor. Böylesine yoğun bir gündemin arasına bizi de sıkıştırdığınız, bu sizin bilgilerinizi, projelerinizi özellikle Karapınar dışındaki hemşehrilerimize aktarmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Programımızı 2 bölümde oluşturalım istiyoruz, planladık. Size söz verdiğimiz anda şu anda ev toplantılarında olsun, çadır toplantılarında olsun, değişik basın yayın organına da bu tür röportajlar veriyorsunuz. Mehmet Yaka seçmenine oy isterken neyi vaat ediyor? Onun cevabını ilk etapta istiyoruz. İkinci etapta da inşallah buradaki değerli gazeteci arkadaşlar sizlere bu anlattıklarınızla ilgili veya kendi özel soruları varsa ikinci bölümde de birer kez söz hakkı vererek sorularınızı aktarmalarını sizin yoklamanızı rica edeceğiz. Buyurun. Evet. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de Karapınar İlçe Teşkilatı'na hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Gecenin bu ilerleyen saatinde biraz içeride yönetim kurulu toplantımız devam ediyor. Yoğun tempodan dolayı, evet, normal haftalık bu yönetim kurulu toplantımızı aynı bu saatte gerçekleştirildi. Evet. Biz de işte mahalledeki çadır toplantılarımıza, evet, devam ediyoruz inşallah. Bugün 5.sini yaptık. Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Mahallelerde mahallelerin birleştirilerek ne yaptık? Benim mahallelerde birleştiriyorum. Ben size şöyle de girmek istiyorum. 2 gün önce dinleyerekti. Tahir Akgül Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı buradaydı. Evet. Bildiğiniz üzere. Çadır sohbetleri, çadır toplantıları değil ya, onun da dikkatini çekti. Evet, çadır kelimesi biraz. Evet. Ya bu ne falan dedi böyle. Nasıl oluyor falan dedi. Herhalde Karapınar'a mı ait yoksa diğer ilçelerde pek yapılıyor mu, yapılmıyor mu onu da bilmiyorum. Geçen yapılıyor mu başkanım? Vallahi bilmiyorum. Yani bizde 2 dönemde biliyorsunuz. Evet. Geçmiş dönemde de ben aynı şekilde çadır toplantıları yapıyorum da Karapınar'dan başka ilçelerde yapılıyor mu, yapılmıyor mu onu pek, yani ben de açıkçası Tahir Bey böyle şeyini görüyorum. Dikkat çekiyor. Ama gayet de güzel oluyor. Hareketli de oluyor. Bu mahalle sakiniyle görüşüyoruz. Evet, biz dediğiniz üzere mahalle çadırlarımızda, kahvehanelerimizde, vatandaşlarımızda yoğun olarak anlatıyoruz. Nasıl geçiyor hocam? Gayet güzel. Evet, bayanlara da bir yer ayırıyorsunuz. Bayanlara, evet. Bayanlara da ayrı çadır ayırıyoruz. Onlara da bir çadır kuruyoruz. Evet. Erkeklerimize 2-3 çadır da kurduğumuz oluyor. Zaten 3 çadır kuruyoruz. Evet. Çok heyecanlı geçiyor. O mahallenin nabzını tutuyoruz. O mahallenin sakinleriyle görüşüyoruz. O mahallenin kastasıyla, şeyler gündüz, akil insanlarıyla gündüz de bu
görüşmelerde yapıyoruz. Aynı mahallenin gündüz ziyaretinde yapıyoruz. Gündüz ziyaretinde yapıyoruz. Elimizden geldiğince o tür programlarda yapıyoruz. Biz burada anlatıyoruz tamamen projelerimizi. Şimdi ben her konumda zaten özellikle onu vurgulamak istiyorum. Çünkü bu seçim diğer seçimlerden çok değişik bir seçim olacak. Yani bunun değişik olmasının sebebi Büyükşehir Belediye Yasası'yla birlikte bir seçime girmiş olmak. Yani ne demektir bu? 31 Mart'tan sonra Büyükşehir Belediye Yasası geçerli olur. Yani Karapınar artık Konya'nın merkez bir ilçesi olur. Nasıl ki Selçuklu, Karatay, Meral, Konya'nın bu merkez ilçesi ise şimdi bizim ülkemiz anlamında. Bundan sonra Allah nasip ederse Karapınar'da Konya'nın merkez bir ilçesi oluyor. Ha, bunun bir takım getirdikleri şey var. Yani ayrıca bir diğer konuda belde ve köylerimiz kapatılarak mahalle, ilçemize bağlı bir mahalle haline dönüş. 42 mahallemiz oldu değil mi aşağı? 42 mahallemiz oldu. 42 mahallemiz oldu. Yani beldelerimizin 2-3 mahallesi olanlar var, 2 mahallesi olanlar. Bunlar tek mahalle adı altında toplanıyor. Mesela Yeşillük Beldesi sadece Yeşillük Mahallesi. Kotamış Beldesi, Kotamış Mahallesi diye yapılıyor. Diğer 15 tane köyümüz var. Onlar da aynı şekilde mahalle haline dönüşüyor. Bu sebepten Karapınar Belediyesi artık yeni yasayla beraber doğudan batıya 60 kilometre gidiyor. Karapınar doğudan batıya 60 kilometre. Kuzeyden güneyine 50 kilometre olmak üzere toplamda 3030 kilometre karelik bir alanda Karapınar Belediyesi hizmet verecek. Ve köylerimiz, beldelerimiz bu işin içine giriyor. Artı 168 yani bilemiyorum yani köşe beş yukarı ama o kadar da yaylamızda artık bu belediyemizin hizmet ağının içine otomatikmen girmiş oluyor. Evet. Bu bakımdan önemli yani çünkü eskiden Karapınar Belediyesi sadece mücavir alanları sınırı içinde hizmet görüyordu. Yani yaylalara geçemiyordu. Köy ve beldeler zaten kendi belediyelerine hizmet görüyordu. Köylerimizde il özel idareden hizmet görüyordu. Ama bizim yayla diye tabir ettiğimiz şeyler, bizim Karapınarlıların ve hatta bu yaylalardan şeyde de var mesela. Kayalı'da da var aynı şekilde. Yani Kayalı beldelerinde de yayla var. Mesela Yeşillük'te de yayla var. Yani bu yaylacılık olayı hem belde belediyelerimizde hem de merkez belediyemizde var. Yani. Her ikisinde. Bu yasayla beraber artık belediyelerin görev ve yetkilerinde bir takım sınırlamalar oluyor. Yani ne demektir bu? Bu yeni yasayla beraber bakın su, kanalizasyon, itfaiye, köy ve beldeden mahalleye dönüşen mahallenin ilçeye bağlayan ana yolu, bakımı, onarımı, temizliği ve karla mücadelesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Aynı zamanda toplu taşıma, ulaşım planlaması, lazım imar planlaması, uygulama imar planının onaylanması. Bunlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Yani buradan ne anlıyorum? 31 Mart'ta Allah nasip ederse Karapınar'daki su olayından artık POSKİ sorumlu. Yani arıtmayla ilgili problemlerden POSKİ sorumlu. Artık herhangi bir yere kanalizasyon ilavesi yapılacaksa bunu POSKİ yapar. Ve bizim Atıksa arıtma tesisimizde zaten bundan sonra biliyorsunuz aynı şekilde Koski tarafından yapacak. Ulaşım planlaması, toplu ulaşım planlaması diyoruz. Yani şehrin içindeki otobüs güzergahının düzenlenmesi, artı gerekiyorsa yeni otobüs ilavesi, yeni hat düzenlemesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından. Aynı zamanda beldelerimizden, köylerimizden gelen otobüslerin, minibüslerin, herhangi toplu taşıma araçlarının güzergah düzenlenmesi. Onlara bir plan program koordine yapılmalı. Şimdiye kadar her iş müferit olarak tabir ediliyor. Mesela Hayal Belediyesi kendisi bir gün Karapınar'a, ertesi gün Konya, bilmem bir gün Ereğli'ye otobüs kaldırıyor. Ama bundan sonra planlama artık bir şey plan dahilinde olur. Bundan ne yarar olur? Mesela Kayal'dan kalkan bir otobüs belli bir güzergahı okunuyor, Yeşilyurt'ta da uğrayabilir. Ve oradaki herhangi bir yerdeki vatandaşımız veya İstik'ten kalkan bir otobüs, İstik'ten Hasanova köyüne uğrar veya Tazlıpınar'a uğrar, Akciğer'e uğrar mesela misal. Oradan Konya'ya gider, Karapınar'a gelir. Daha doğrusu herhangi bir yerleşim yerindeki bir vatandaşımız gitmek istediği yere daha rahat
gitmeye yani. Her gün gitme fırsatı. Planlamanın bu tür bir faydası var. Bunun tamamını saymıyorum yani. Tamamını saysam zaten şey yapacak. Bayağı o zaman başlar mı? Bir şey sormak istiyorum. Tamam. Şimdi vatandaşların beynini canlandırdığı veya da siyasetçilerin konuşmalarında sık sık gündeme getirdiği bir şüphe var veya da bir görüş var. Örnek veriyorum. Bu genel anlamda kullanıyorum. Belediyelerin farklı olması, hizmet kelimesinde sizce bir engel teşkil eder mi? Atıyorum, Karapınar X Partisi, Konya Büyükşehir Belediyesi, C Partisi. Evet. Siz bu bir tezatlık durumunda... Edecek, onu edecek bir tatlı. Şöyle edecek, ben onu şöyle anlatacağım. Yani biraz sonra konumu ona geleceğim. Bakın, tam o konuya gelmiş durumdayım. Bu Büyükşehir'in görevleri bu. Birincisi, yani su, kanalizasyon, itfaiye, bunlar evet. Büyükşehir'in. Başkanım, bu soruya cevap vermedim, ben de biraz yazıyorum. Bunlar şu Büyükşehir'in görev alanına giren bayağı ciddi hizmetler. Bu dolayısıyla ilçe belediyelerinin çok büyük bir yükünü üzerine aldı diyebilir miyiz? Tabii aldı. Belediyelerinin yükünü aldı. Değil mi? Daha yani şu geçmiş mevcut döneme göre çok daha bütün yükünü evet, Büyükşehir Belediyesi. Artı zaten ilçe belediyelerinin gelirleri de iki katlıydı. Bakın, ilçe belediyesinin görevleri de sokak yapımı, temizlik ve inşaat ruhsatı verme diyor. Uygulama imar planı yapma. Bu da ilçe belediyesinin görevi. Artı bir üçüncü madde var. Bakın bize briefinglerde verilen bu notlardan bahsediyorum. Her iki belediyenin yapabileceği hizmetler diyor. Park yapımı, sosyal tesis yapımı, meslek kursu açma, spora yardım, ibadet haliye yardım, eğitime yardım, sağlık testi yapmak, onarmak ve sosyal yardım yapmak. Şimdi bunu isterse Büyükşehir Belediyesi yapar, isterse ilçe belediyesi. Yani bu ne demek ki? Aynı parçadan olmasa avantaj olur. Buradan dolayı avantaj olur. İşte ben onu diyorum da. Şimdi Konya'da biz görüyoruz mesela. Meram'da, Karatay'da, Selçuklu'da okulların bahçe duvarlarına bakın. Eğer dikkat ettiyseniz hepsinde demir çevirmiş. Evet. Konya Büyükşehir Belediyesi demirini evet, güvenlik demirini çevirdi. Ve üzerine de çift katlı, çift başlı kartlarının amblemini bastı. Öyle değil mi? Evet. Bakın ben bunu söylüyorum. Karapınar'da da herhangi bir okulun veya birkaç okulun yani. Bahçesinin demirini döşer, üzerine de çift başlı kartlarını basar. Amblemini koyar ya. Bunun yasal olarak ortadan engeli kalmadı. Ha, bu her iki belediyede yapabilir dediğimiz şey de. Normal üzerindeki yükleri yapar. Ama biz de bir de şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki AK Partili belediyeciler zaten birbiriyle iyi geçindiği gibi merkezi hükümetle de iyi geçinip çok iyi bir uyum içinde olur. Artı hizmetin daha kaliteli ve daha yüksek randımanda gelmesini sağlar. Mesela Karapınar'daki gençlik merkezimizde hükümet aynı uyumlu bakımından söylüyor. Karapınar'daki gençlik merkezimizde, Ereğli'deki gençlik merkezimiz aşağı yukarı aynı tarihlerde ihale olur. 3 aşağı 5 yukarı. Peki Karapınar gençlik merkezimiz mi işte biliyorsunuz da. Şu anda tamam sayılır. Yani antrenör bile atandı biliyorsunuz. Ama gün öğrendiğime göre Sayın Vekilimizin bahsettiği yani ben de öğrendim. Daha şey ta hala şey aşamasında, temel aşamasında. Ereğli. Ha, bir diğer taraftan. Dün mesela Tahir Akgürük, yani biraz önce de bahsettim. Başkan Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya geldi. Tarım Kolları Başkanımız teşkilat ziyaretinde bir çiçek nezaketinde bulundular. Görmüşsünüz belki. Bu sırada Kadın Kolları Başkanımız vardı. Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ben de vardım. Bana dedi ki, Sayın Başkanım dedi, kadınlar lokalinde dedi, şey yapacak mısınız dedi. Yani bayanlarımıza söz verdiniz mi dedi. Şimdi burada ne demek? Sosyal tesis yapmak. Hem Büyükşehir'in görevi hem ilçe belediyesinin görevi. Ben de evet başkanım sizin namınıza söz verdim dedim. Ha bize mi söz verdin? Ha tamam dedi. O zaman söz verdiysen yaparız dedi. Ama Büyükşehir Belediyesi isterse bu sosyal yardımı bir ilçe isterse yapar isterse yapmaz yani. Bundan zorunluluk yok yani. Ne diyor? Her ikisi de diyor yapabilir diyor. Yani İlçe belediyesine de bunu der, bu hizmeti sen yap der yani, ben yapayım. Mesela bir diğer konu, Büyükşehir'in görevi ama ilçe belediyesine devredebilir diyor mesela. Otopark,
yük ve yolcu ve yük terminali, mezbahane yapımı, işletme mezbahane yapımı, işletmesi, ruhsat verilmesi ve mezarlıklar. Aynı şekilde de mezarlıklarda Karapınar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım yapılıyor. Sadece defin işlemleri ilçe belediyesi tarafından yapılıyor. Ve şu anda benim bildiğim olanında bir şey söyleyeyim. Karapınar'ın lahut bir cenaze nakil aracı ve cenaze yıkama aracı şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak. Daha doğrusu her ilçeye alındı bir evden. Ve Karapınar'ın bile hissesi şu anda 31 Mart'ı bekliyor. O gün inşallah yani yeni dönemden sonra Karapınar'a bir şey yapacak, iletilecek. Şimdi bu yeni yasayla beraber daha birçok şeyler var. Köylerimizin var, beldelerimizin yararlanacağı o kadar çok şeyler var ki ek tedbirler. Şimdi bunların tamamını saymayacağım. Bunu ileriki zamanlarda inşallah şey yaparız. Mesela biraz önce de bahsettim. Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla diyor. Her türlü faaliyet ve hizmetlerde bulunabiliriz. İsterse Büyükşehir Belediyesi de tarım ve hayvancılık dairesi kurulacak. Ben bunu biliyorum mesela. Artı ilçe belediyesi de yapabilir. Ama bunun da önemi nereden kaynaklanıyor? Çünkü Karapınar memleketimiz artık tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ağırlıklı olan bir şey. Sanayimiz de gelişiyor ama tarım ve hayvancılıkla çok daha şey, matlı olmuş, işte mesafe oluyor. Evet. Çünkü insanların büyük çoğunun geçimi bundan sonra. Sanayide de çok güzel. Bunun haricinde daha bir sürü tedbirler var yani. İşte ibadethanelere ücret sursu verilecek. Belediye belediyelerinin isimleri nasıl ayarlanacak, kaç nüfusa göre mahalle kurulabilir veya ilçe bile. Yani yeni yasanın kapsamı gerçekten çok geniş. Şimdi bu konuya istersen pek girmek istemiyorum yani onlar inşallah. Büyükşehir Belediye Yasası'nı böylece toparlamış olalım. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediye Yasası deyince artık belli görevler Büyükşehir, belli görevler ilçe belediyesi. Artık bir de her ikisinin yapabildiği görevler. Başkanım, bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin yasasında olayı kapatmadan tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nde şey var, taşımacılık da var. Taşımacılık olayı girince, insan bilir, Emir Gazi, Kıyalı'dır, muhakkak taşımacılık ortaya çıkacak. Gündeme şu da olabilir mi? Yani bu da bir soru işareti olabilir mi? İster istemez tabii ki Karapınar'dan Konya'ya da taşımacılık başlayacak, belediye tarafından. Bu terminalimizdeki çalışan şirketlerimizin, bazı firmaların arasında bir rekabet yaratacak mı? Hayır, yaratmaz. Şimdi zannedersem şehirler arası taşımacılık yine aynı firmalar aracılığıyla. Yani hatta köyler ve beldelerden gelen özel taşımacılık yapanlar varsa onlar da aynı şekilde devam edeceği hususunda bunlar. Ama tabii yeni bir şey. Yani ben şu anda yani net olarak söyleyebileceğim şey toplu taşıma ve ulaşım planlaması diyorum. Yani esas bu. Evet. Planlamasını yani yapacak demiyor. Planlayacak. Planlayacak diyor yani. Yapacak ama diyor. Devam edecek. Evet. Ama geldi. Ama ileriki aşamada niye olmasın ki yani? Yani bu Avrupa sisteminde bu artık şimdi biz de artık bir merkez yani bir bunu bütün olarak biz nasıl ki merkez ilçesi ise bundan sonra Ereğli de merkez ilçesi. Halka Pınar da merkez ilçesi. Yani Konya onları da düşünecek. Evet. Yani demek istediğim her çetin görevi olacak. Beraber yapabilecekleri iş işler olacak. Artık bundan sonra işler biraz daha iç içe örtüşüyor. Ben ondan dolayı diyorum. Ben sürekli söylediğim olay o. Aynı belediyeden olanlar bu üstte daha çok avantajlı da olacak dediğim şey o biliyorsun. Bakın imar planının yapılması ilçe belediyesinde onaylanması Büyükşehir Belediyesi'nin oluyor. Böyle bazen birbirine bağlantılı şeyler oluyor. Evet, şöyle biraz daha istersen hızlı şey yapalım. Evet. Şimdi biz projelerimizi açıklarken en başta diyoruz ki sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Kesinlikle ilk yapacağımız işlerden birisi bu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kuracağız. Belediyemiz bünyesinde ilk kuracağımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. Bu müdürlük çerçevesinde önce kültür belediyeciliğimizi geliştirdik. Bunun için de bizim hazır elimizde bir tane kültür merkezi şu anda yapıldı. O da kampiyonda açıldı, hizmete başladı. Biz orada bir güneş enerjisiyle ilgili panel yapıyoruz. Bunu sizler de gördünüz, yakinen biliyorsunuz. Çok fonksiyonlu bir sahne. O da öyle bir şey. Perde indiriyorsunuz, sinema gösteriyor. Veya çok geniş sahnesi var, derin sahnesi var, tiyatro gösteriyor. İlçemizde artık vizyondaki filmlerin belli seanslarda, telif hakları alarak da şirketlerle görüşerek
gösterimini sağlayacak. Yani vizyondaki filmlerin gösterimi belli şeyler, seanslar. Artı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrosu var. Evet. Artı belki yararlanabilirse Konya Devlet Tiyatrosu'nun sezonluk sahnelediği tiyatroları burada gösterimini sağlayabiliriz inşallah. Yani halkımızı biraz böyle kültür belediyeciliği hususlarına göreceğiz. Tekrar biz seçim beyannamemizi biraz önce söyledim. Yani inşallah birkaç gün içinde basılacak. Orada çok teferruatlı olarak da yazılıyor. Mesela bazı çok yeni çıkan yayınları falan böyle kültürel yayınlarımıza çıkartıp okullarımıza, öğrencilerimize kazandırmayı düşünüyoruz. Yani kültürel belediyeciliği önemli. Sosyal belediyeciliği önemli. Sosyal doku haritası diye bir şey hazırlayacağız. Ne demek sosyal doku haritası? Toplumdaki fakir, fukara, öksüz, yetim, şehit, dul, şehit çocuğun bir envanterini bunlar kayıt altında. Çünkü artık biz Oymalı'dan Sazlıpınar'a kadar, Çiğil'de Akçayazı'ya kadar çok geniş bir alanda. Köy ve beldelerimizde dahil bütün toplumumuzun bir dokusunu çıkartmamız. Yani toplumun dokusunu çıkartmamız. Ve muhtaç ihtiyaç sahibi insanları belirleyecek. Bunlar mı envanterini var? Bunlara da kanunun el verdiği çerçevede yardım yok. Bunu Konya Büyükşehir Belediyesi çok güzel yaptı. Sosyal kart uygulamış. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi bunda artık o kadar ileri gitti ki fakirin parayı rencide etmemek için parayı fakirin elini bile vermiyor. Karta yıktı. Evet. Sosyal yardım yapmak aynı şekilde biraz önce bakın ana şeyin sosyal yardım yapmak büyükşehirin de görevi. Her iki belediye de yapabilir. Biz de aynı şekilde hem büyükşehirde hem kendi imkanımızda sosyal yardımı kesinlikle geliştiriyoruz. Sosyal belediyeciliği öğrenmeliyiz. Sosyal belediyeciliğimizin daha bir sürü yapacağımız şeyler. Mesela bu mevcut belediye başkanımızla beraber yaptığımız hani bir türlü etkinlikler, Karapınar'da günü, aşırı ödülü, Mevlana Aşevi, bunlara devam edeceğiz. Artı inşallah Ramazan çadırları ve istişare toplantısı gibi bir takım faaliyetler de var. Yani bunların sosyal belediyeciliğin altında bu tür faaliyetlerimiz de devam ediyor. Mesela belli mahalleleri bir kadını birleştirerekten Ramazan çadırlarını toplu bir yerde mahallelere yaymayı düşünüyoruz. Yani bir gün herhangi bir iki mahallenin ortada merkez olan bir yeri. Şimdi nasıl mesela seçimde çadırı kuruyoruz o zaman işimize geliyor. Evet. Çünkü halkı oraya topluyoruz. O zaman da diyoruz ki yani o mahallenin sakinleriyle bir vesileyle bir araya gelelim. Hem bir iftar edelim hem de sorunlarını dinleyelim. Bir istişare yapalım. Yani bir istişare meclisi yapalım. Dertleri ne yani? Karapınar esnafımızın, vatandaşlarımızın yani en fazla istediği konulardan birisi bu. Esnaf diyor yani ya belediye başkanı yani ille bir gelse diyor, bir çayını istedim. Ya bir kahvehaneye otursa da bir çayını istedim. Veya mahalle sakiniyle bir araya geldi yani. Her mahallede gerçekten çok değişik değişik şeyler çıkıyor. Yani onlarla bir sohbet yani. İhtiyaç lazım. Evet. Demek ki bu konuda bir şey sormak istiyorum. Şimdi sosyal kültürel faaliyetler konusunda hem Karapınar'ı Türkiye'ye tanıtacak hem de sürekli yapılabilecek Karapınar'a özgün bir sosyal etkinlik bir festival projemiz var mı? Festival olarak şey yapmadık ama Karapınarlar bunu işte Mayıs ayında ilk hafta Karapınarlar bunu devam ettiriyor. Yani bunu biraz içeriğini değiştirelim. Yani formatını değiştirelim. Nasıl değiştirelim? Misal olsun diye söylüyorum. Mesela bir tarihte yani bir yıl şöyle bir şey yapalım. Mesela misal olsun diye söylüyorum. Karapınarlar buna yine var. Ama biz bunu mesela iki gün yani. Karapınarların dışındaki bütün Karapınarlı Burakbaşları toplamaya çalışıyoruz. Mesela. İmkanı olan herkes. Yani benim veya, daha çok Karapınar değil de Türkiye'de mesela Türkiye'de hem Karapınar duyurulabileceğimiz hem de Türk halkının Karapınar'a çekebileceğimiz tarzda bir festival diyor. İşte ben de aynı şekilde yani bunu özel bir festival var. Belki bu belediyecik yani bunu bir proje olarak değil de ileride bir faaliyet var. Yani mutlaka ilgilendiririz. Hani böyle belli bir büyüme etkinlikler de var. 5 Haziran Dünya Çölleşme Günü. Evet. Erozyon bayrağı. Erozyonla mücadele. Evet. Yani erozyonla mücadele de.
bu tür etkinlikler biraz daha şeyini artırıp belediyenin de buna katılımını sağlar. Ama inşallah Karapınarlar'ın adetimizi onu devam ettirmek istiyoruz. Yani o bir buluşma noktası gibi. Ve dışarıda kalan vatandaşlarımız da, kardeşlerimiz de o gün bir buradaki Karapınarlar hemşehrilerimizle buluşturmak için. Yani bunun çalışmasını yapıyoruz. Biraz önce de söyledim. Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından inşallah kadınlar yapar. Buna bağlı komet dediğimiz Konya'daki meslekliğinden aslında kadınlarımıza yönelik. Ve gerekirse erkek kardeşlerimize de yönelik böyle meslek kuruyor. Eğer ihtiyaç duyarsan. Yani halk eğitimle de iç içe olur. Ama onun haricinde bazı branşlarda buna ihtiyaç duyarsa bunları mutlaka yapar. Yapacağız yani. Yaparız değil, yapacağız. Çünkü işsizliğin bir nevi çözümünün de buradan geçtiğine ben sanıyorum. Yani insanların işsizliğin büyük sorunu zaten meslekten kaynaklanıyor. Bir insan iş istemiyor. Ama ne yaparsın dediği zaman her şeyi yaparım diyor. İşte evet. O gün her şey bitiyor. Evet. Ben her şeyi yaparım diyorsa o gün hiçbir şey yapamaz. Fakat belli bir mesleğe alıştırırsa, onu bir sanat haline getirirse, işsizliğin çözümü biraz daha evet. Şeydir. Yüzme havuzu dedik mesela. Gerçekten olimpik dedik veya olimpik veya yarı olimpik standartta. Yani standartlarını açıkça söylüyorum, şu anda tam şeyini bilmiyorum. Yani yüzme havuzu ayrı bir proje mi yoksa Konya'daki bu hanımlar lokallerinde standart yüzme havuzu evet. İçinde. Onun halinde ayrı bir yüzme havuzu mu? Ayrı bir proje yani. Evet, ben de onu aynı şekilde söyleyeceğim. Yani şimdi bayanlarımıza yönelik orada bir yüzme havuzu olursa tabii bayanlarımıza yönelik orada. Tamam. Ama artık bizim bir yüzme havuzu projemiz kesinlikle olacak. Evet. Yani en azından kardeşlerimiz için. Bir yüzme havuzu projemiz fitness salonlarıyla birlikte bir yüzme havuzu mutlaka olacak. Biraz da bu sporu da genişletmek. Bu gençlere bu evet. Yaşamlar. Sıcak asfalt çantiyesi inşallah bir projedir. Çünkü ihtiyaç var yani. İlçemizde bir sıcak asfalt çantiyesi artık yollarımızın şeyi bakımından veya biraz da okul bahçelerimiz için gerekli bir şey yani. Bu şeyi mutlaka yapıyor. Kapalı sebze pazarı. Evet, şu anda zaten mevcut başkanımız tarafından Çayırlık Mevcut dediğimiz yazılanlar oldu. 14 bin küsur metrekare alanı. Sevgi ve sebze pazarını birleştirerek kapalı. Bir otopark çalışmamız mutlaka olacak. Yani otopark çalışması... Kapalı otopark değil mi otopark? Şimdi bakın, çok katlı olabilir veya yer altına olabilir. Ama biz bunu dediğimiz zaman, yani bu hususta tecrübeli de gidiyoruz. Her şeyde tecrübe bir şey. Yani bazı meclisten arkadaşlarımız da, inşaat mühendisi arkadaşlarımız da var. Biz bunlardan şöyle bir şey de bekliyoruz. Başkanım bir maliyet hesaplaması yapalım. Yani yeri geldiği zaman yerin altına 10 metre inmek, yerin üstüne 30 metre çıkmaktan çok daha zor ve maliyetlidir. Şimdi biz Karapınar'da her şeyi kuruttuk da yerin altına, yani eğer uygun olursa ki maliyet hesabını düşünerek de çok katlı veya yerin altı. Artık onu bakın maliyet hesabını düşünerek de olsun. Ama bu tabak projeniz olacak. Mutlaka olacak yani. Bunu bir tane örnek olarak şey yapacağız. Hem Allah nasip ederse yeni Toprak Mahsuller Ofisimizin siloların olduğu çarşı içindeki yerini kamulaştırarak da bir yeni bir belediye binası. Şu anda kamulaştırıldı mı? Yani hayır, kamulaştırıldı. Onlar da şu anda evet, daha hala da kendi malları ama onlar silo ihtiyaçlarından dolayı oluyor. Kamulaştırmaya yanaşmışlardı. Fakat yeni siloları da bitti. Bundan sonra inşallah bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Soğuk hava deposu, bir diğer projemiz. Evet, hem tarım ve hayvancılığa elverişli, böyle değişik odalar olan, biraz daha modernize, teknolojik. Çünkü ilçemizde hem tarım var, hem de hayvansal gıdalar var. Bunların değişik değişik odaları olan, biliyorsun biraz daha modern bir şey. Şimdiki soğuk hava depomuz hem teknolojik olarak da eski, hem de fiziki olarak biraz da şey yaptı, yıprandı yani. Şimdi. İnşallah bu şey. Yine inşallah çok amaçlı düğün salonu diyor. Metrekaresi oldukça büyük olan. Bakın, Karapınar'daki siz de aynı şekilde görüyorsunuz. Bütün düğün salonlarımızın metrekaresi oldukça düşük. Evet. Kadınları, bayanlarımız hep içeride görüyoruz, erkekleri sokakta görüyoruz. Metrekaresi büyük bir tane kesinlikle bir ve içinde mutfağı da var. Tabiriyle aşağı nesi olan. Ben öyle söylüyorum. Aşağı
akşam olan bir düğün salonu yapalım. İsteyen yemeğini versin. İsteyen geniş bir mekan olsun. Böyle bir mekana ihtiyacımız var. Her türlü şeyde. Yani bir insan toplu bir insan topluluğu toplamak istediğimiz zaman düğünlerimiz de dahil. Bunda sıkıntı çekiyoruz. Bunu düğün salonu altında almış Allah'a cümleti yapıyor. Kaldırım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Merkezden başlamak üzere, çarşı merkezinden başlamak üzere mahallelerimizde gayet çalışıyor. Ana cadde gibi bir şey mi değil mi? Ana caddede, hayır bakın. Şu an için şeyde. Yani daha devretme olayı yok yani. Onu devrederseniz olacak tabii. Onun bir protokolü var tabii. Ama zaten şöyle bir şey var yani. Biz zaten devredersek bile de büyükşehir tarafından yapılacağından emin olduğumuz için yani. Hiçbir şey fark etmez. Bakın biz yapamadığımız bir şeyi büyükşehire takipçisi olacak. Aynı yer. İlla devrolunca bir şey yok. Siz isterseniz oranın yardımlayacağınızı hissederse, duymuyorsanız devrede isterseniz de yani size devam edelim. Maliyetini şeyini hesaplarsanız, evet. Yani bu caddeye siz baktıysanız bir şey böyle birisi bakarız. Ama o halde de zaten bizim bir kaldırım çalışmamız zaten ister büyükşehirin kanalıyla, isterse bizim tarafımızda ne olacak? Evet. Ya bunu yaparken de engelli vatandaşlarımız da ona göre idam yaptınız. Artı belli yerlere böyle cepler oluşturulan park alanları. Yani geçici parkları biraz daha düzenli hale getirmeye çalışacağız. Evet. Belediye olarak gerçekten bakın bu 5 yıllık süreçte belki Allah nasip ederse çok daha fazlasını yapıyoruz. Ama altını doldurarak da ön hazırlığını yaptığımız projeleri de kullanmak. Belki de bunlar çok daha fazlasını yapıyoruz. Mesela diyoruz ki 2013 yılında çıkan bir bakanlar kurulu yasası var. Şu anda hala yürüyor. İlçesi 10 binin üzerinde olan ilçelerde, nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde. Eğer herhangi bir doğal gaz yatırım yoksa mevcut elektrik abonelerinin %60'ı doğal gaz bağlantı ücreti olarak 330 bin lira civarında parayla gidiyor. Bunu yatırtırsa o ilçeye BOTAŞ yatırım yapar. Bu kanun yasa şu anda 31 Haziran'a kadar geçer. Bu yıl 2014 Haziran'da 30 Haziran'a kadar geçer. Şimdi Mehmet Bey, ben burada şunu sormak istiyorum. Bu A parti, C parti fark etmiyor bu yasayla. Siz bu %60 rakamını bulamazsanız AK Parti burada gücünü kullanıp doğal gaz yatırımının tarafından getirebilir mi? Ya bunun sözünü verebilir misiniz? Bu olay şöyle. Ve burada halkımızın katılımı lazım. Halk %60'ı halk dolduracak. Ha, ben kaymakam beyle de görüştüm. O da dedi ki eğer böyle bir şey olursa seferberlik ilan ederiz. Ben de kamu kurum kuruluşlarıma dahil ederim. Yani onların da bağlantı ücretini yatırmasını sağlarım. Artık vatandaşlarımızın bu %60'a ulaşması lazım. Yani bunu talep etmesi lazım. Ulaştır mı başkanım? Seferberlik edersek niye ulaşmasın? Bakın ben vekillerimizle de görüştüm. Bu konuda. Dediler ki buna ulaşan ilkeler var ki diyor. Ve hala şu anda çalışan ilçeler de var. Bu kampanyayı yürütüp ne yapıyorsun? İl özel idarenin hesabı diyor. Veya herhangi bir artık bundan sonra il özel idare biliyorsunuz büyük şehir olacak. Herhangi bir açacağınız hesaba ücret yatırıyor. Ha, ulaşamazsanız ne yapıyor? Yatırdığınız parayı geri iade ediyor. Belli bir süre sonra. Ulaştığınız takdirde BOTAŞ otomatikman alıyor. O ilçeye doğal gazın yatırımını yapabilir. Bundan yararlanan şeyler var yani. Bunu araştırma, ben vekilimizle de görüştüm, milletvekillerimizle de görüştüm. Dediler ki bu sayıyı bulduğunuz zaman bütün şey bizim dediler, sorumuz. Söz veriyor. Yasa, devreye göre mecbur getirir. Evet, biz bundan sonrasını devreye göre. Evet. Burada biliyorsunuz EFDAK'a da verdi. EFDAK'tan da yani yabancı bir kurumumuz değil yani. Taraflar mı kardeşimiz? Bizim bütün şeyin bağlantı, elektrik abonelerinin %60'ını bunun yatırına. Başkanım, yani herhalde Mustafa Bey de ben de haktan bunu yani farz edin %50'de kaldı. Yani bu konuda belediye bir mali kaynak bulup o %10'luk kısmını bir emanet bulup falan konuda bir yani seferberlik yani. Yaparız. Yani insanlar dini teşvik ediyor. Yani bir insana diyeceğiniz olay şu, ya bunu bir memleket geleceği bir defaya mahsus 330 bin lira yazdık. Yani bunlar ne çıkacak ki yani? Yani çok güzel ha. Bu da şimdi bir çöpe atılacak bir para değil ki yani.
Doğal gaz bağlantı, mesela bir doğal gaz gelmiş olsaydı sen bu bağlantı ücretini zaten yaptırın yaptamayacaklar. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani biz onu bunu önceden taahhüt etmiş oluruz. Yani bunu almamız zaten oradan geliyor. Yani ben diyorum ki tamam diyorum şey gelirse ben bu doğal gazı alacağım diyorum. Yani taahhüt edeceğim. Yani bir nevi o anlama geliyor. Yani, onu demek. Fiber optik kablo. Fiber optik kablo da aynı şekilde. Şimdi Fatih projesi uygulanıyor biliyorsunuz. Orada değişik bir şeyle uygulanabilir. ADSL diye değişik bir şeyle de onlar işletiliyor. Ama fiber optik kabloyla daha teknolojik olur. Artı internet erişiminin daha hızlı olması. Artı TV bu gibi teknolojik hizmetler için. Bu gerekli olan bir şey. Telekom'da bunu Konya Telekom Müdürlüğü'nün tarafından şu anda Karapınar'ın projesi yapılıyor. Biz gittik. Ben görüştüm Konya Telekom'da. Karapınar'ın projesini hazırlattırıyor. Vekillerimizle görüştük. İnşallah bunu onaylattırıp telefonu bir an önce Karapınar'ın bu fiber optik kablo döşenmesini sağlatacağız. İnşallah bunu yapar. Bir diğer şey, Halit Tepesi'ne sosyal bir tesis yapıyor. Bu sit alanı diyorsun, betonlaşmaya izin verdi. Ama biz ahşaptan düşünüyoruz. Biraz da böyle hani tabiri caizse Akdokuş'taki bir tesis var. Belediye. Şehri böyle panoramik seyredebileceğin teras var da olan nostalji yeni değerlerine de düşünebiliriz. Bir sosyal temiz sistem. Yani böyle bir şeyde inşallah mutlaka. Aynı zamanda yine büyük şehirle görüşmelerimiz için bu Bilal Habeşi Camisi'nin yan tarafı Sandıklı Mahallesi'ndeki 75. yıl parkımız. Etrafı duvarlar çevirdi. İçinde ağaçlar var. Kaç metre var? Dengiyorum. Valla metrekaresini şu anda tam edemiyorum. Büyük bir tane. Çünkü büyük parklar biliyorsun büyük şehir yapar. Buraya park ve mesele alan. Şu anda zaten büyük şehir bunu kabul etmiş. Onlar çok geniş park ve mesele alan. Yani ilçemizde biraz da Ali Tepesi'nin güneyisi de bakın. Başkanımız tarafından şu anda park ve mesele alan olarak bizane ediyor. İnşallah bu dönemde kullanılabilecekmiş. Aynı şekilde oluyordu. Hem de belki de Büyükşehir'in de bunu yaptırırken buranın böyle biraz Karapınar kültürünü yansıtacak ögelerin içermesini de şey yapabiliriz. Yani bir, böyle bir şey de kurdurabiliriz. Evet, devam ediyoruz. Yani bir diğer projemiz organize sanayi bölgesi. Bakın Karapınar ekonomisi için en önemli yatırımlardan biri. Niye önemli? Çünkü Karapınar organize sanayisi kurulurken 2005 yılında kurulmasını biliyorsunuz. %61 gibi sitesi Karapınar Belediyesi. %33'lü bir herhalde o arada oranı şey. İl özel idarelerinde. İl özel idarede bakın Büyükşehir'e geçti. Çünkü il özel idare kapandı artık. Yani %6'sı da ticaret odası. Ha, demek ki bundan sonra toplamda Büyükşehir'de ilçe belediyesinin oranı organize sanayisindeki oranı %94'lere falan. Ne demek yani ilçe belediyesi ne yapar organize sanayi, kurulan organize sanayiler altyapısını hazırlar. Mimarını hazırlar, parçalizasyonu hazırlıyor ki diyor. Yolunu suyunu. Evet yolunu suyunu hazırlıyor ki yatırımcıya hazır hale getir. Birinci kısımda olmadı mı mesela? Birinci kısımda belediyemiz, Karapınar Belediye'nin bunu çok güzel yaptı. Hazırladı. Tesisler görüyorsunuz yükseliyor. Her bir kısım yükseliyor. İkinci kısımda bile inşaatlar başladı. Ve ikinci kısımda da Konya Şeker 112 defa civarında herhalde bir arsa satın aldı. Bulgur Pamuk'a. Konya şeyle Karyem Yem Fabrikası'nda beraber Bulgur Fabrikası'nın anlaşmasını imzaladı. Evet. Çelik silahın siparişini verdiler. Bulgur Fabrikası'ndan sonra devam ediyor. Devam ediyor, evet. Onu söyleyeyim. Biz geçen hafta Konya Şeker'le genel başkanımızla görüştük. Onlar bir kendi holding binasında bir araya geldi. Dedi ki yani Karapınar gerçekten dedi ileride yatırımı düşündüğümüz bir yer. Devam edeceğiz dedi yani. Ve artık bir de şunu söyledi. Bakın özellikle söylediğim sözü söylüyorum. Bir dedi Bulgur Fabrikası ile ilgili yatay bir sistemden bahsetti. Biz dedi Dubai ile bunu görmüştük dedi. Ekip dedi ki dedi bu uygun sistem aslında Karapınar'a çok uygun dedi. Ondan harge bilir mi var şeyse. Demek ki madem öyleyse hiç vakit kaybetmeden hemen gidin gelin, sistemi inceleyin, hemen Karapınar'a başlayın dedim.
Aynen bu tezim aslında. Devam edeceğim. Ben hatta şeyi söyledim yani. Sayın Başkanım, özel enerji endüstriye iktisat bölgesine girmeyi düşünür müsünüz dedi. Hemen eli kaleme elini aldı not aldı. Bunu dedi değerlendireceğim bak. Çünkü onlar enerjiyle de artık yeniliyor. Sivas'ta Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Karapınar Üniversitesi'nde. Bakın yani onda şöyle bir şey söyledi. Dedik ki onda başkanım dedi biz yani bu Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni Konya'da kuracağız. Arsasını aldık. İşte yeni araştırma yapıyor ve İktisat Üniversitesi olacak. Evet. Gerçekten çok kaliteli bir üniversite kuracağız. Ama dedi ileride Karapınar'dan niye yararlanmayalım ki? Fakat şu an için dedi ne desem yalan olur dedi. Biz dedi şimdi Konya'da kuruyoruz. Aynı zamanda gerçekten Konya Şeker Genel Başkanı yani Recep Bey çok şeyli bir insan ya. Yani gıdayla ilgili dünyanın geleceğini çok iyi biliyor. Ve Karapınar'da da gıda ve hayvancılık, enerji, gıdanın önde gittiğini, buranın gıda şehri olduğunu, gıda üretiminin merkezi olduğunu çok daha iyi biliyor. Bu hususta da yararlanacağını, yatırımlarının devam edeceğini bilakis beyan etti. Bir diğer şey mesela özel enerji istihsas endüstri bölgesi. Şu anda geçen biz cumartesi günü gördük. Hali hazır haritasının çalışmaları başlıyor. Başladı yani. Devam ediyor. Buradaki şey. Bir hafta 10 günden eğer yağmur yağmasaydı bir hafta 10 günden bitecek. Bir iki aydan kabul edilir. Bakın. Orada şey neydi? Dingi. Önce halihazır haritası yapılacak. Sonra zemin etüdü yapılacak. İmar yapılacak. Parselizasyon yapılacak. Parselizasyondan sonra yatırımcıya hazır hale getiriyor. Ama bakanımızın talimatıyla kalkınmada özel bir statüyle yani oraya gelen yatırımcıya bir özellik tanımlayacak. Bir avantaj tanımlayacak. Şimdi Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu bölgede yatırım yaparsa ona özel avantaj sağlayacak. Ve ben de bundan dolayı diyorum ki yani Türkiye'nin herhangi bir tarafında enerjiyle uğraşan firmalara gerçekten büyük bir şey, bir avantaj ya. Ha bunlar da diyorum nasıl özel organize bizim organize sanayi bölgemiz kapıştırdı diyorsa buradaki arkadaşlar da ondan dolayı yardım olacak. Sözümüz kesin oldu. Bu konuda zaten şu anda Türkiye'nin değil, hatta yurt dışından bile firmalar Karapınar'daki o bölgeyi beklenen zaten bize ulaşıyorlar. Şeyler de var mesela. Şimdi ölçüm istasyonu kuranlar var. Onun haricinde yani enerjiyle ilgili yapsın. Neyse, enerjiyle ilgili yatırım için burada kasanmak için aracı olduğu aracı bir bölge var. Arayanlar bize geliyorlar yani. Bakın biz bunları niye önemli görüyoruz? Karapınar'daki işsizlik sorununun çözümü için bir kurslar, meslek edinme kursları, meslek kazanma artı sanayileşmeyi ileriye götürüyor. Yani biz altyapıyı hazırlayacağız. Biz zemini hazırlayacağız. Yatırımcıyı Karapınar'a teşvik edeceğiz. Her gelen yatırımcının bizim başımız üstünde, gözümüz üstünde yeri var. Yani. Mevduatına uygun bu çerçevede biz ona gereken bütün yardım yapacağız. Ha. Bu dediğim gibi bu özel enerji istihdam bölgesinin böyle bir avantajı olacak. Yani bu bölgede avantajlı olduğu için bu bölgeye gelebilecek. Karapınar biliyorsun Konya bölgesinde olduğu için kalkınmada öncelikli bölge bakımından biraz yüksek seviyede. Ondan dolayı yatırımcı biraz Karapınar'dan kaçıyordu yani. Ya Karapınar'a ya Ereğli'ye, şey, Aksaray'a kaçıyordu. Mesela bu olay aynı sıfır Ereğli'dir zaten. Onlar da mesela biraz bu işten mutlar. Yani onların kalkınmada öncelikli bölgesi bizden biraz daha düşük olduğu için yatırımcı oraya kaçıyor. Fakat bu bölgede bu ayrım ortadan kalkıyor. Yani bunları düşünürsek inşallah işsizlik sorunu için gerçekten şey. Bir diğer projenin Çevre Bakanlığımızın her atık çöp değildir sloganıyla yola çıktı. Geri dönüşüm projeleri. Mesela bir hasta ambalaj yani. Bir hasta ambalaj. Cam, pil falan da deniyor ama biraz da bir ekonomiye geri kazandırmak için ambalaj atıklarını kumbara halinde toplayıp kamu kurum kuruluşlarının bir hasta okullarımız ve halkımızdan yararlanarak topladığımız ambalajları tekrar ekonomiye kullanıyoruz. Ve bir de biz bunu şöyle diyoruz, eğitime bir şeyimiz olsun, bir emzak hakkımız olsun. Biz bütün okullarımızı her gün ziyaret ediyoruz şu anda. Bir okulumuzu, iki okulumuzu ziyaret ediyoruz. Okullarımıza diyoruz ki bakın sizin buraya bir kumbara koyalım. Siz ambalaj atıklarını ve kırtasiye atıklarını toplayın.
Biz onu tekrar değerlendirelim mevzuat çerçevesinde. Elde ettiğimiz geliri de tekrar size verelim. Okula bir derel sermaye olsun, biz de onun şeklini yapalım, aracılığını yapalım. Gerçekten öğretmenlerimizden, müdür kardeşlerimiz gerçekten çok... Ben yarın düşünmüyorum bunun öğrencilerin eline düştüğünü düşünüyorum. Ne kadar ilgileri toplayabiliriz? Bir kapak şeyi çıktı biliyorsunuz. Harbi olur. Yani samim söyleyeyim, bizim apartmanlar, Türkiye'deki apartmanlar bile çocuklar kumbara yapıp şeylere, kumbaralarına kapaklar tutuyor. Çok engelli vatandaşın Allah razı olsun şeyini diyor. Dua sana. Ve bunu bir de ambalaja çevirirsen, ulan ben çocuğum yani elimdeki kitabın defterin daha yani kullanmadığı kitabın defterin daha atacağını zannetmiyorum. Yani geri kazanımdan bir de Türkiye de çok kazanır. O kadar kesilen ağaca belki de yani bir ton kağıt için kaç tane, 8 tane çınar ağacı falan. Bunlar yani, bunlar önemli bir şey. Allah nasip ederse bunlara devam edeceğiz. Termik santralini biliyorsunuz, sömür rezervim şu anda geliyor. O artık hükümet yapsın bunlar. Evet, hükümetimiz inşallah devam edecek. Hükümet yapsın. Kentsel dönüşüm proje. En önemli proje. Şu anda 90 bin metrekare alanda. Belediyemizin bilgi haklarında şu anda asılıyor. Evet. Evet. Burada 90 bin metrekare alanda 963 tane konu. Artı 56 tane iş mevcut. Artı yürüyüş, park, bahçe, yürüyüş yolları 1000 kişilik cami. Gerçekten yeni bir yaşam yeri. Ve oradaki vatandaşlarımızın arsaları, evleri değerlendirecek. Onlar öncelikle ev sahibi olmak zorunda. Konut edinmek zorunda. Bakın arsalar, evleri, özür diliyorum söylüyorum, bahçelerindeki tuvaletleri dahi, bilgileri dahi değerlendirilecek. Bir meblağ oluşturulacak. Tekrar onları oradan ev satın almadıkları zaman, istedikleri zaman o konutların bedeli de %10 verilecek. Öyle bir avantajlar da var. Yani arsada almak isterse dışarıdan yani oradaki arsa sahibi ev satın almak isterse %10 olacak. Öbüründen diğer vatandaştan %10 ucuz alır. İstemezse bedelini alıp çekecek. Bedelini alıp çekecek. Evet. Ve aynı zamanda evin yapımından işinin teslimine kadar evini terk ediyor ya. Evet. O sırada da kira yardım alıyor. Sağ o fiyat kira yardımı standartta 300 bin lira falan diyorum ben ama yıllık değişiyor 10 bin lira. Bakın kentsel dönüşüm bir yapsat olayı değil, bir müteahhitlik olayı değil yani. Devletin bir teşvik, bir şeyidir yani, bir yatırımdır, hizmettir, onu demek. Yani bizim Karapınar evlerimiz gibi standartı düşük olan evleri daha üst yaşam kalitesine ulaştırmak için bir hizmet. Ve artı diğer vatandaşlarımıza da 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 60 metrekareden başlıyor, 140 metrekareye kadar değişik metrekarelerde evler. Bunları uzun vadede aynı TOKİ gibi yine satacak. Peşin ev sahibi olamayan vatandaşlarımız, devlet memuru olan kardeşlerimiz uzun vadede konut edinme imkanı. Sana ne güzel bir istek. Yani bu TOKİ başkanımız tarafından bakın şu anda onaylandı Karapınar'ın için. Kesel dönüşü. Ha, asıl sahiplerinin protokol imza aşamalarına artık 1 Nisan'dan sonraya bırakıldı yani. Onlarla gelişip anlaşma şey olur. İnşallah halkımız da buna şey yaparsa, sağduyulu davranırsa gerçekten Karapınar adımız için büyük bir kazanım var. Hem Karapınar halkımız için hem de oradaki vatandaşlarımız için. Allah'a kesin dönüşümde başkanım. Vatandaş ben evimi vermek istemiyorum dedi. Örnek veriyorum. Anlaşmazlık çıktı. Uzlaştırma gelecek. Kamulaştırma yapılacak. Uzlaştırmaya gelecek. Uzlaştırma sonucu herhalde uzlaştırma nihayeti tamamlanamazsa mahkeme ile çözülecek diyeyim. Yani vatandaşlar bazen kendi değerinde evet değerindeki şeylerde kendi kafasında ya problemler kısa bir sürede mahkeme ile hallolacak diyebiliyorum. Yani bazen kendi kendine yani tam vatandaşta kendi bilgi anlamında eksiklikler var. Yani bilgi kirliliği de dönüyor ortada. Şu var vatandaşın kendi kafasında problemleri var. Şu ya. Var yalnız birkaç bir ben şunu söyleyeyim. Bugünlerde herhalde Külliye Çarşısı'nda bir tane büro açtılar. Evet. Hem bu hususta ilgilendirme yapacaklar hem de projelerini tanıtacak. Yani çok iyi bunun şey aşamasına geçti. Sizin dediğiniz bu bir şey açacak. 7 Nisan'da bir evi görüşmeye başlayacak. Yani bunu ben Karapınar için gerçekten başkanımızın bir projesi. Biz bunu sahipleniyoruz tabii. Sonuna kadar takip edeceğiz. Çünkü biz beraberiz zaten. Yani mecliste de beraberiz. Bunu takip edeceğiz. İnşallah bu Karapınar için bir kazanım olarak
Çünkü bakın, TOKİ kararların kaderini değiştiren toplu kanun. Şimdi evet. TOKİ 760 civarında konut var. Evet. Karakların bir anda kaderini değiştiriyor. Bir de 900 daha fazla. Bu daha fazla yani. 963 tane konut artı metrekare olarak da çok çeşitlilik gösteriyor. Yani 60 tane konut herkesin bir sayısı. Herkesine yeter. Bu toplu konut meselesi de bu toplu konutların yapılmasındaki en önemli etkenin kanalizasyonu tamamlanmasını sağlıyor. Yani kanalizasyonun içeri eğer olmamış olsaydı zannetmiyorum bu kadar şehrin yani, toplumlaşmak kesinlikle. Evet, doğru. Ben, hani Karapınar'a ne yapıldı? Devlet yatırımı, belediye yatırımı olanlara... Başkanım, o sorularımızın arasında var. Size var. Bakın orada diyoruz. 200 kaç kilometre? 207 kilometre artı 22 bin metrede karter bağlantı da 200, yani 230 kilometreye yakın kanalizasyon yapıyor. Bu dile kolay. Bu yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ya bu kadar bir rekor. Yani bence de. Yani 4 yılda kanalizasyon yapacaksınız, yolu tamamlayacaksınız, bence büyük başarı. Mesela doğru. Ben olursa ben aynı şeyi söylüyorum. Şurada 5 yıl önce Karapınar'da kanalizasyon yok. Yani şimdi olmasaydı ne olurdu diyor mu? Olmazdı. Demek ki bu eşit birbiriyle paralel diyor. Yani şimdi kanalizasyon olmasa bu kadar toplu konuttan bahsedilebilir mi? Var bir imkan. Demek ki bunlar birbirini götürüyor. Yani sizin dediğiniz gibi belki kanalizasyona kavuşması böyle yapılaşmayı getirir. Belki de yapılaşma artık bunu değil. Şimdi biz 5 yıl önce açıkça söylüyorum, bir tane görmekten bahsediyoruz. Yalan mı? Bir diğer projemizde bakın, aynı şekilde hastane bina. Hastane son günlerde çok şeye geldi. Bakın, 1956 yılında herhalde, değil mi? Mevcutiyeni hastane, eski hastane 1956 yılında kurulmuş. 38 yatak sıkıntısına karıştırılmış. Yani, ama bana sorarsanız 38 yatak değil, yani 10-20 yatak kılasınız. Eğer yeni standartta böyle olmuştur, 10-20 yatak kılasınız. Ama 38 tane yatak koymuş. Şu anda 38 yataklı diye geçiyorlar. Ha. Şimdiki hastanenin 50 yataklı diye tabiri Google'a yazarsanız, bir arama motoruna yazarsanız ısıtıyor, reklam vermişim. Bir arama motoruna yazın, Karapınar Devlet Hastanesi değil, 50 yataklı devlet hastanesi artı bilmem neyi diye. Yani. Kimdeki bir nami. Ve bizim aldığımız bilgiye göre biz geçen haftada Sayın Vekilimizle, Cem Zorlu'yla da ziyaret ettik. 75-80 yatağa kadar hitap edebiliyor. Çok güzel fiziki şartları var. Geniş odaları, içinde banyosu, tuvaleti olan, mobilya döşemeleri olan, duvarda VCD ekranı, televizyonu olan, buzdolabı olan, tabii mi söylüyoruz, mükemmel bir şey. 5 yıldızlı otel bölümü. Konya'daki gördüğünüz özel hastaneler. Artı diyaliz merkezi. Diyaliz merkezi artık Karapınar Diyaliz Merkezi kurulması sisteme dahil edildi. Şu anda kesinleşti. Artık evet. Dört hasta hastalığı. Bir de belki acil olur, 5 diyor. Yani 4 diye biliyor. İnşallah ele yapmaya gitmekte mi? İnşallah. O hastalarını da kurtuluyor. Allah onlara kolaylık olsun. Bakın, ne fayda getirecek? Bir kere çok modern bir hastane. Diyaliz merkezi olacak. Yeni yoğun bakım üniteleri olacak. Doktor muayene odaları artacak. Klinikleri, şeyleri artacak. Ha bu ne getirecek? Bir modern bir hastane. Önce bu bırak olur. Öyle değil mi? Bir ikincisi de şu. Şimdi mevcut hastanemizde şu günkü halinden bir defa daha bir arada doktor artıralım desek muayene edecek doktor odası yok. Öyle değil mi? Ha biz yeni mekanla beraber biz hem bürokratlarımızla hem de vekillerimizle konuşarak da doktor norm kadromuzu da artışa gidiyoruz. Ve en büyük avantajımızdan birisi de bu olacak. Niye? Çünkü Karapınar'da doktor şu anda devlet yükümlülük kurrasından geliyor. Kurradan geliyor. Yani adam kurrası mecburi hizmet dönemi bitince gitme hakkı var, gidebilirim diyor. Yani gidiyor ya. Genelde şimdi buradan ayrılışıyla yeni atanması sürelinde yani kurra dönemi arasında boşluklar oluyor. Biz bu dönemlerde sıkıntı çekiyoruz. Bunu önlemek için biz bürokratlarımızla, vekilimizle bu işi, bilhassa Doktor Mustafa Baloğlu vekilimizle bunu uzun uzun konuştuk. Dedik ki, norm kadro sayımızı arttıralım. Yani iki olan dahiliyecimizi üç olan yapalım.
Veya bir olan çocukça kadromuzu iki yapalım. İki yapalım ki birisi doğru bulunduğu zaman hani o bir şekilde o kadroyu doldurmuştur. Veya o sırada askere gitmiştir veya başka bir mazerete çıkmıştır. O sırada öbür boş kadro bir daha bulunursa onu atama imkanı var. Doğru kadro olayı aynı. Ben bugün çadırda da aynı misal veriyorum. Bir okuldaki sınıf gibi. Yani okulda sınıf olmadan öğretmen doğru kadrosu olur mu? Olmaz. Veya bir ortada cami olmadan imam atama doğru kadrosu olur mu? Onun için muayene odasını geniş tutarsak ona göre de doğru kadromu da artırır. Bu uzman doktor sıkıntımızı inanız. Şu yeni hastaneyle beraber bunu da çözeceğiz. Yani Allah'ın izniyle bu kesinlikle böyle bu şekilde hem de standartımız da yükseliyor. Başkan burada bir şey sormak istiyorum da. Şimdi etrafta dolaşan bir bilgi kirliliği var. Hastane 49 yataklı mı 50 yataklı mı? Böyle bir söylenti var. Çünkü bunu şöyle bağlıyorlar. 50 yataklı hastanenin tam teşkilli bir hastane olduğunu 49 yataklı mı? Ben bunu bir yerde bak. Evet şimdi hep kamuoyunun aydınlanması açısı. Evet tabii. Ben bir yerde bunu temel fıkrasına benzedim. Evet, yani evet, temel evet. Fıkrası artık bizim anonim oldu. Yani şey mahsur yok. Şimdi hani temel varmış demiş ya 49 ekmek böyle demiş. Önce ya 50 versem olmam mı? Yani ne olacak yani 49 demiş. Yok abi çok olur demiş. Şimdi bakın. Ben diyorum ki yine aynı şeyi söylüyorum. Bir arama motoruna Karapınar Devlet Hastanesi diye yazın veya şöyle yazın. TOKİ Konya yazın. Yani TOKİ'nin Konya'da yaptığı yatırımlar değil. Bakın bakalım. 50 yataklı. Ben baktım 50 yataklı çıkıyor. O zaman 49 nerede yani biri... Ama hep Kamal aydınlansın diye sordum. Evet doğru sağ ol. Yani 49'da indirmem biraz alt niyetten başka yani ne şey olabilir mi? Ben size bir müjdeli haberdar edeyim. Ben başhekimimizle dün de görüştüm. Yani merkezi sisteme girdi yani kesinleşti. Artı yani bir şekil olmama rağmen biraz şey laparoskopi ve antroskopi. Evet. Endoskopi cihazımız var şu an biliyorsunuz. O geldi. Onu da bir gayretlerinde bizim ilçe başkanlığımız önemli getirdik. Laparoskopi ve antroskopi diyor başhekimimiz. 250 bin lira değerinde bir alet. Bana dedi ki şu tabiri aynen kullanıyorum. Ameliyathanesinde, Karapınar Ameliyathanesinde devrim gibi bir şeydi. Bütün branşlar dedi bunu dedi şeyini kullanabiliyor. Çok fonksiyonlu, çok güzel bir alettir. Şu anda Karapınar Devlet Hastanesi buna da kalıyor. Yani bütün altyapı olarak bütün diğer dijital radyoloji cihazından bahsetmiyorlar. Şu anda Karapınar'ımız bir de dijital radyoloji cihazı var. İşte görüntüler artık bundan sonra elden ziyade şey sisteme EVG sisteminde bilgisayar ortamına yani hem her bakımdan hem bilgisayar hastaneye kavuşurken hem de bütün altyapısını ona göre hazırlıyor. Bunların hepsi Allah nasibimizde ileride çok güzel şey olur. Yurt binası mesela. Kredi İptal Kurumu tarafından inşallah 320 kişilik yurt binası. Emniyet binası biliyorsunuz devam ediyor. Gençlik merkezimiz bitti. Biraz önce de bahsediyoruz. Biz gençlik merkezimizde de şunu söylemek istiyorum. Yani karşımda Mithat kardeşim de oturuyor da. Yani Şenol da aynı. Şimdi bir Karapınar'da sporun sadece futbolu olmadı. Biraz daha yelpazeyi genişletmek istiyorum. Bu gençlik merkezimizle beraber basketbol, voleybol ve wushu gibi zaten wushu takımında yelpazeyi genişletmek istiyorum. Saros sporuna geldi. Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü dikkat ederseniz futbol tabii ki futbol cazibesi çok şey olanmış. Popüler. Ama wushu takımımız 3 defa Balkan şampiyonu. Demek ki değişik şeylerde çok böyle marifetli, yetenekli demek ki şeyler kardeşlerimiz var. Doğru mu? Artı liseler arası turnuvaları düşünürseniz, bakın kafanızda kurun, liseler arası veya ilk öğretim tabanında dikkat ederseniz, voleybolda da bizim öğrencilerimiz çok güzel vaziyette. Bölgede dereceler arası, doğru mu? Ha, biz şu gençlik merkezimizde diyoruz ki, biz bu futbolun yanında sporu biraz daha yelpazesini genişletelim. Basketbol, voleybol, wushu ve yüzme gibi değişik şeyler var. Tabii futbol yine inkar edilmez. Yani futbolun popülaritesi başkadır. Toplum onu çok daha şey. Allah nasip ederse
O tesisimiz de biliyorsunuz Gençlik Sporcu Dürüm tarafından onun da tesisine giriyor. Bunun yanında ihtiyacı olan beldelerimize, şeylerimize yeni çim sahaları. Yani yeşillik mesela bizde şu anda ısrarla çim sahası istiyor. Yani Allah nasip ederse inşallah belediye işe yaparsa bize göre terbiye edilirse halkımız tarafından yapacağız yani. Böyle ihtiyacı var. Yani Konya Büyükşehir Belediye'mizin de ben size aynı şekilde söyleyeyim. Çim saha projeleri var mesela şu an. Elinde hazır uygulayacak çim sahalar var. Bu da zaten şehir doymuş ya. Konya'nın merkezi doymuş. Bu ilçelere ve şeyler olacak. Köylere, beldelere olacak. Evet, bunu da böyle şey yapacağız. Diğer devlet yatırımlarımız devam ediyor. Bunların takipçisi olacağız inşallah. Hem ilçe teşkilatımız var bunlar. Hem de belediye müdahalesi. Biliyorsunuz Metemak 40 tetik bina şu anda inşaat ilerliyor. Evet. Anadolu Öğretmen Lisesi artı 200 kişilik yurt artı spor merkezi mesela. Spor salonu burada da var. Bu da bunun ihalesinin kurumdan çıktı biliyorsunuz. Geçen hafta bu yeniden ihaleden tamamlandı. İtiraz süresinden sonra Allah nasip ederse yapım tarihinde inşallah bununla inşaat edilecek. Selçuk Üniversitesi'nin inşaatının ek binası. Yani yakın bir tarihiydi. Temel atma töreni oldu. 3-5 ay oldu. 3-5 ay oldu. 5. katının şeyini döktü. Gümrük. Ve artı yüksek okul müdürümüz, rektörümüzün özel gayretleriyle bakın Karapınar'a alternatif enerjiyle ilgili yeni bölüm açıyor. Artı öğrenci sayılarını arttırıyor. Yani bu ne demek? Karapınar artık Karapınar'ın enerji olayına Selçuk Üniversitesi'nde akademik olarak müdahil oluyor. Doğru mu? Yani bu da çok güzel. Yani onlar da bu alternatif enerjiyle ilgili bir sürü yatırım var. Artı bir diğer şeyler. Mesela biz aynı şekilde kendi belediyemiz kendi enerjisini kendisi üretsin diyor. Niye? Çünkü bizim güneşlerin oranımız çok büyük. Bu hususta panel yap. Belli yani. Altında geniş arazilerimiz var. Arsalarımız var daha doğrusu. Çok büyük arsalarımız var. Elimizde arsa var. Güneşimiz de çok büyük. Güneşlerimiz de iyi. Evet. Gebze TÜBİTAK'la da görüştük. Bakın İstanbul Gebze TÜBİTAK'la görüşmeler yaptık. Onların bir takım bu bölgede inceleme yapan bilim adamları geldi. Onlar da buna proje desteği vereceklerini söylediler. Destekleyecekler. Her şey elde. Teknoloji de biliyorsunuz şey. Biz niye kendi enerjimizi kendimiz üretmeyelim? Artık biz de aynı enerji harcıyoruz ve para diyoruz elektrik şirketi. Yani belediyenin elektrik gideri var. Artık Karyem gibi bir fabrikası var. Hayvan çardakları var. İnşallah Bulgur fabrikasında oradan şey olacak. Şimdi belli bir sarfiyatı var. Hatta Koski'ye geçmesine rağmen derin suları derin kuyulardan çıkıyor. Oradaki mesela çok büyük meblağlar yapıyor. Bu meblağların karşılığını niye güneş enerjisinden üretiyor? Hem de halkımız var. Bu güneş enerjisi olayını artık biraz şey yapmamız lazım. Öyle bir olay. Yani bunlar da aynı şekilde devam edip gidecek inşallah. Evet. Yani şöyle bazı projelerin bir kısmına atladık. Tamam olarak da belli. Dara gidelim diyerek. Bu projelerimizin tamamını seçim beyannamemizde geniş olarak yine göreceksin. Yani orada tamamen izah et. Allah nasip ederse yeni belediye yasasıyla bu projelerimizde ve tercümeli ekibimizde biz belediye meclisini kurarken şunu söyleyeyim. Benim 10 yıllık belediye tecrübem var. Ben 10 yıldır meclis kurdum. Artı 2 yıldır yakın bir meclis ilçe başkanlığı yaptım. Şimdi belediyecilik olayında ben gerçekten kendimi tecrübeli olduğumu söyleyeyim. Ve ekibimi kurarken de ona göre kurdum. Niye? Çünkü belediyecilikte esas iki tane ana ihtisas komisyonu vardır. Bunlardan birisi imar komisyonu, birisi de plan bütçe komisyonu. Şimdi biz de diyoruz ki bizim Karapınar'ımızın ana temel sorunu. Bu projelerimizi yapacağız. Ama bunun haricinde bir de bizim bir temel sorunlarımız var. Yani. Nasıl bu temel sorunlarımız? Şehrimizin içindeki Nazım İmar Planı'nın şey, bu hali hazır haritası da şu anda bitmek üzere diyorsun. Orayı alınıyor yani. Orayı alınıyor. Artık bunu mevcut imar planlamamızla örtüştürüp Karapınar'ımızda ana caddeyi kesen belli caddeler oluşturmak ve konut ve ticaret hane yapabilmek için yeni arsalar oluşturmak zorunda. Şehrimizin içinde bu tür imar sorunlarımız var. Artık
en büyük sıkıntılarımızı köy beldelerimizde dahil yaylalarımızdaki imar. Bu da en büyük sıkıntılarımızdan biri var. Köylerimizde, beldelerimizde hala imarı olan yerler var. Yaylalarımızda imarı olmayan yerler var. İmar niye önemli? İmar niye önemli? Bakın. Şimdi ben öyle misal veriyorum. Şimdi yaylalarımızdaki bir sürü tesisler var. 500 başlık, 1000 başlık. Hayvan çarşaflarının tesisler var. Altında tapu var mı? Yok. Sadece 10 tane yaylamızdan şu anda imar geçti. O da onun bir daha tamamlanamadı. Yani mevcut başkanlığını biliyorum. Bak, şimdiki tesislerimizde şey yok. İmar yok, dolayısıyla tapu da yok. Ha, gece kondu gibi bir şey. Veya işgal değil. Bizim de bana dedi ki ama bunlar kullanma, bunlar iyi kelime değil diyor. Yalan mı? Ama gerçek. Birisi dedi ki vatandaşımızın birisi güzel bir şey dedi, baba yurdu diyelim. Bunlara baba yurdu diyelim. Doğru. Babamızdan kaldı baba yurdu. Bakın benim de babamdan kalma doğru. Demir yarıda yaylası var. Demir yarıda yaylası var. Belki her birimizin yaylası var. Babam şeyleri var. Şu anda babam Allah rahmet eylesin. Erken vefat etti yani. Annem de vefat etti. Ben o yapılarımızın altına oluşturulan imarın tapusunu alabilmem için benim 5 kardeşim var. Yani benimle beraber 4 kardeşimden muvaffakat almak zorundayım. Yani ben 4 kardeşimden muvaffakat almadan belediye bana şeyi veremem. Tapuyu veremem. Orada çünkü gündüz yakana varisleri Allah herkesin ömrünü uzun versin. Ama işte ölüm hak. Bu, düşünün bak. Bir kişiydi, babam bir kişiydi. O yapı onun oldu. Babam vefat etti, veresi beşe bin. Biri daha geçindiği zaman veresi otomatikmen artar. 20-30 çıkar. Bir daha vefat ederse, yazılmanın oradaki şeye göre. Veresi sayısı 500 bin lira. Bundan sonra soruyorum size, bu imanı çözebilir mi? İmkanı var mı? İşte üyelikle bir kere bunu çözüyor. Kesinlikle bunu çözüyor. Bütün yaylalarımızda bunu yapıyor. Bunun bütün ön hazırlıklarını yapıyor. Bir, imar. İkincisi yol. Şimdi yolda da aynı şekilde. Mevcut belediyemiz elinden geldiğince ilgili. Ve bir de biraz önce de ne dedim? Ben onu da aynı şekilde araştırırım. Mahalleyi ilçeye bağlayan ana yol Büyükşehir'in böyle. Dolayısıyla bizim yayla yollarımız da buna gidiyor. Ben Tahir Akgürek Başkanımızın yanında da aynı şekilde söylüyorum. Kesinlikle imar ve yol sorununu çözüyoruz. Kesinlikle çözüyoruz. İmar dediğim sebepten dolayı çözüyoruz. Artık imar bir yerin miladı yani. Bir ya vardır ya yoktur. Bunu çözüyoruz. Bir ikincisi yok. Şimdi eskiden haftada bir gün geliyoruz yaylalara. Şimdi sabah gidiyoruz, öğlen bir gelmiyor. Öğlen gidiyor, akşama gider. Gerekirse gece de geliyor. Şimdi belli bir yol olmadan bu kadar ticaretin böyle arttığı, böyle hayatın canlı olduğu yerde yani bu yollarla bu yürüme. Onun için biz diyoruz ki yolu da çözeceğiz. Bu yolu da çözeceğiz derken büyük şehirden yararlanacağız. Evet. Çünkü büyük şehirden de böyle. Onlar da aynı şekilde bürokratlarıyla görüştük bir. Onlardan da destek alarak da Allah nasip ederse bütün yayla yollarımızı, koy ve belde yollarımızı tamamını yol sorununu çözmek istiyoruz. Bu ana iki temel konu. Yol ve imarı kesinlikle tecrübemizle ve şeyimizle, büyük şehrin desteğiyle Allah'ın izniyle çözeceğiz diyor. Öncelikle ve ağırlıklı konularımız emanet olacak. Başkanım, belki de bir toparlarsak arkadaşların sorularıyla zaten olayı üstündeyiz. Genel hatlarıyla tamam mı sanırım değil mi? Biz arkadaşlarımız birer... Buyurun. Eğer... Araya gerek var mı? Zaten soru soracağız ya başkanım efendim. Şimdi soru verin, oradan başlayalım. Başkanım anlattıklarında veya siz programa girmeden kafanızda sormazsanız istediğiniz gibi kısa kısa hemen soru verin. Başkanım da başkan. Çünkü zaman bayağı var. Aslında çok sorunuz vardı zamanımız olmadığı için. Evet. Ben burada şey sormak istiyorum. Yeni yapılacak olan hastane, yapılan hastane orada. Konya yoluna çıkan yere köprülü kavşak yapılacağı için ışıklandırma yapılmamıştı. Projelerinizde onu göremedim ama o konuda bir şey var mı çalışmak? Şimdi bakın, köprü, orası biliyorsun devlet yolu, karayollarına ait. Yani şu anda da devlet yatırım olarak da aynı şekilde Ereğli Makas'tan sıkmak üzere Konya'ya kadar ara duble yol ve sıcak atlar.
Yani beton hatlar çalışması devam ediyor. O kapsamda orada göbek çalışması var. Biliyorsunuz. Göbek çalışması. İnşallah o şey uygulanacak. Aynı zamanda çıkış güvenliği, yol güvenliği oradan sağlanacak. Ama karayollarında biz onun devlet yatırımı karayollarından takipçisiz. Ha bir de onu da söyleyeyim. Biz devlet yatırımlarımızı da aynı şekilde. Yani şimdi kendi yapacağımız işler var. Büyükşehir'in yapacağı işler var. Bunun yapılmasını sağlayacağız. Artık devlet dairelerinde, karayolları olsun, MEDAŞ olsun. Mesela o tür şeylerinde takibini yapıyoruz. Yani hem ilçe teşkilatımız hem de belediye teşkilatımız. Mesela bu yol oradaki göbek düzenlemesi. Kesmez koyumuzun oradaki çıkış mesela. O gün Tahir Bey'e de aynı şekilde söyledi. Orada. Veya mesela Ereğli yol üzerinde bizim organize sarayımızın üzerindeki ışıklandırma. MEDAŞ ışıklandırma. Veya Konya çıkışımızdaki ışıklandırma. Mesela bunların da zaten daireler nezdinde, birimler nezdinde takibini sağlayacağız. Bu da aynı o çerçevede. Evet başkanım, bu konuda hatta hadisimiz de var. Kıyametin koptuğunu bilseniz bile emrinizdeki son ağacı dikin. Sivri odalarımız ve kanatlarda birçok okullarımız belediyenin sayesinde de belirtilen yerlerde ağaçlar dikiliyor. Tabii ki her şey belediyenin bekleniyor. Bu durum onu gösteriyor. Tamam güzel, belediye yer veriyor ve ağaçlarımız dikiliyor. Ama sulama olayları, sulama ve bakım olaylarında yetersiz kalıyoruz. Misal veriyoruz, canlarımın kurmuş olduğu bir ormanlık var. Belediye, he, bakım şu an bakımsızlıktan perişan bir durumda. O konuda neler düşünüyorsunuz? Ağaç güzeldir, belediye yer veriyor ama bakımına gelince her şey bitiyor. Evet, kesin bir şey. Mutlaka bakın şimdi Andıklık da aynı şekilde taraklaması yapıldı. Evet, oraya da bakın mesela il özel idare eden tarakları. Artık Konya Şeker oraya da yardım etti mesela. Para yardımı da bulundu. Şimdi her ne pahasına olursa olsun tabii ki bölgemiz biliyorsunuz Bozkır. Yani bizim eski kitaplarımızdan okudum. Bozkır. Yani, ağaç yetiştirmek zor. Nem çok düşük. Ama elimizden geldiği bütün imkanları seferber ederekten yeşili yine koruyacağız. Artık yeni yeşil alanlar oluşturacağız. Ağacı koruyacağız. Mevcut ağaçların bakımını, onarımını, şeyini, yaylalarımız, köylerimiz belirleyen. Tabii bunu da sağlarken inşallah yeni yasayla beraber bütçemizin iki kat artacağı, yani gelirimizin iki kat artacağı için inşallah buna daha biraz daha imkan sağlayacağım. Onun için yeşilin daima yanında olacağız. Yani ona bir mazeret. Birincisi, ikincisi İpekçi Mahallesi'nde kaldırılan cezaevi bölgesi. Evet, şu an boş bir durumda duruyor. Milli eğitime tahsis ediyorum. Karatma yeni bir cezaevi düşünüyor mu? Düşüncesi tamam. Görülme. Şimdi ismi çok... Şöyle bir şey. Onu şöyle söyleyeyim. O bakanlığın bir projesi. Şimdi cezaevi burası artık eski bir bina olduğu için yeni onlar modernizasyona gittiler. Ondan dolayı bunun yerini Milli Eğitim'e tahsis ettiler. Artı Milli Eğitim'de arsa kadar. Bir diğeri yeni modernizasyon. Onlar toplulaştırmaya gitti bakanlık. Burada şöyle bakanlığın bir toplulaştırma şeyi var. Artı ben size mesela bir de şunu söyleyeyim. Yani orada üst üstüne kalan fazla bir mahkum da yok. Ha. Artı mesela 5 kişi kalıyorsa onu da 40 asker, 10 gardiyan bekliyor. 200 tane mahkum olsa onu da 10 gardiyan veya 40 asker bekliyor. Yani askeriyenin mesela şey sayısını, askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili bütün projelerin kapsamında olan bakanlığın bir şeyi uygulamak. Anlatabilir miyim? Ondan dolayı mesela çok birçok ilçede bunlar bölge olarak biraz daha modernizasyonla gittiler. Her ne kadar şey olsa da yani bir belediye şey olarak, yerel yönetimler olarak bir şeyimde olan bir şey değil tabii. Yani bir hükümetin politikası, bakanlığın politikası. Şimdi evet, aslında başkanım anlattıklarımla benim sorularla cevap verdim ama ben yine birkaç sorular şöyle gönderdim, dolaştırdım. Yine de sorulmak istedim. Bir soru bulayım. Evet, bir soru. Sizin başkanım, AKP iktidarında yerel ve genel hizmetler anlamında geçmiş dönemlere
Karapınar karşılaştırdığınız zaman başarılı hizmetler yaptığınıza inanıyor musunuz? Karapınar şanslı mı bu yönde? Diğer bir soru, AK Parti'nin diğer partilerden sizce farkı nedir? Bir de meclis üyelerini seçerken uyguladığınız stratejiler neydi? Yani vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de buydu. Evet, bakın, yani AK Partili döneminde hem devlet yatırımı olarak hem de belediye yatırımı olarak ben yine aynı şeyi yine ikrar ediyorum. Tarihinde görülmemiş şeyler aldı, yatırımlar aldı. Yani sabah beri şurada 1,5-2 saatte saydığımız projelerin tamamı devlet projesiydi ve yapacağımız projelerdi. Mesela onun haricinde belediyemizin de bir sürü projeleri var. Yani gerçekten mevcut başkanımız 10 yılda çok büyük projeler. Yani biraz önce de bahsettim. 250 kilometre artı 22 kilometrede tarihsel bağlantısı olmak üzere tarihinde görülmemiş şey yani. Artı 220 kilometre yol mesela. İmar ve kamulaştırmalar. Yani hani biraz önce dedik ya yani bu tür toplu şeyler, konutlar nereden yapıldı? Şimdi kanalizasyon olmasaydı, imar ve kamulaştırmalar olmasaydı, arsa üretim olmasaydı bu olur muydu? Yani bunlar imkansız yani. Yeni otobüs arıtma tesisinin artık bundan sonra Koski'ye geçti. 12 kilometre yağmur suyu drenaj attı. 10 tane yaylamızda imar çalışması, sinyalizasyon, anıt meydanı, yeni yeşil alanlar, parklar ve bunlardan yanı sıra şimdi de biraz önce de saydım. Devlet yatırımı. Artık şu mesela özel enerji istihdam bölgesi. Sayın Ahmet Davutoğlu Bakanımızın teşviğiyle yapılan, onun gayretleriyle yapılan, benim bildiğim Türkiye'de 3 tane biliyorum ben. Yani değişik biliyorsam bilmiyorum. Biri Adana Ceyhan'da, biri Karapınar'da, biri Zonguldak. Biri de Zonguldak biliyorsun. Biliyorsun. Bu işte devlet yatırımı bu işte. Yani bu şimdi son 5 yıl içinde gelen şeyler. Artı kentsel dönüşüm. Yani çok büyük devlet yatırımı. Artık kamu yatırımlarını görüyor musunuz? Yani çok şükür şu anda müthiş. Yani gerçekten çok büyük bir şey. Ben samimiyetle söylüyorum. Yani çok büyük böyle kayda değer dişe dokunan şeyler var. Yatırımlar var. Hem devlet yatırımı var hem de belediye yatırımı. Ama bundan sonra inşallah daha da artarak devam edecek. Çünkü yeni yasa da var. Bir belediye meclisi yönelimde oluştururken biraz önce de aynı söyledim. Şimdi bir kere bize belediyelikte biraz daha bizim şeyimiz olan fiyarıda kaldı yani. Onu orada bırakmışız herhalde. Kimlik devam edelim yani. Bakın bize de aynı şekilde bir sürü müracaatımız var. Yani biz bunu oluştururken bir kere şimdi yeni yatayla beraber köy ve beldelerimiz de işin içine katıldığı için onlara da temsil verdi. Yani onlara da temsilde çok adaletli, hakkaniyetli ve şey de var. Böyle şeffaf var. Niye? Karapınar'ın merkez nüfusu aşağı yukarı 32 bin civarında. Köylerin nüfusu da 16 bin civarında. Yani 32-16'da 48 bine ulaştı. Yani ne demektir? Merkez 2, köy ve beldelerimiz 1. Bu aynı oranı biz mecliste de korumaya çalıştık. Artı bir de bize imarda ve plan bütçede yardımcı olabilecek kardeşlerimizi biraz daha onlara öncelik koyduk. Yani bu tür çalışmalarda bize şey yaptın diye. Yani belediye başkanı çalıştıracak zaten meclis yani proje üretecek, belediye başkanını ne bileyim çalışma şirketi. Mutlaka yani meclisteki ekip işidir yani meclis belediye zaten hem başkanıyla hem de şeyle meclisiyle bir ekiptir. İşte biz bunu da düşündük yani biraz belediyelikte tecrübesi olan biz de bu hususta biz ondan dolayı diyoruz güçlü ve tecrübeli bir ekibimiz. Ve benim de 10 yıllık belediye başkanlığı meclis üyeliği tercümanla biz bu işte çok daha iddialıyız diyoruz. Ve hazırlıklı geliyoruz yani. Evet, teşekkür ederim. Başkanım bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Son soruyu da ben sorayım. Söyle. Bayağı da geç oldu gerisi. Ben başkanım şimdi bir saate yakındır. Evet, tek soru başlığımız vardı. Yapmayı düşündüğünüz projeleriniz nedir? Bayağı da başkalarını saydınız. Fakat saydığınız proje başlıklarının genelinde veya büyük çoğunluğu Büyükşehir Belediyesi yasası ile gerek Karapınar Belediyesi'nin ağır yükün üzerine gittiğine dair büyük şehre uyumlu yatırımlar hep yani.
Evet, özellikle yüzme havuzunda bazı ilçe belediyesi olarak yapacaklarınız da bahsedildi ama ekseriyeti büyük şehirle uyumlu olunca onunla beraber daha güzel hizmetlerden bahsettiniz. Buradan hareketle peki Karahanlar'da AK Parti veya CHP veya falan X parti belediye kazanırsa bu hizmetler gelemeyeceği veya geç geleceği anlamını çıkar. Artı son soru. Siz şimdi AK Parti'den kazandınız. Ve Konya'da AK Parti. 2 sene sonra genel seçimler var. Hükümet veya gerçi Konya değişmez ama hükümet değişti. Hükümetle uyumlu güçlü alan diyorsunuz ya. Hükümet de bu sefer AK Parti'ye de başka bir parti oldu. Ondan sonra AK Parti belediyesi diye Karahanlar hizmet alamayacak mı? Yani bu güçlü alan sıravanı siyasi söylemi hoş da yani illa her şey hükümetle veya Konya'yla bağlantılı olmaktan mı geçer? Bunun bir de kendi inisiyatifimiz var. Bu konuda bir evet. B planı, C planı yani bu konuda da bir görüşüm var. Biraz önce biz projelerimizi sayarken yani tamamen büyük şehirden yararlanacağız dedik. Ama tamamını da demedik. Mesela ne dedik? Sosyal İşler Müdürlüğü koyacağız dedik. Yani bizim kararımız yani. Ne dedik? Yüz mağlubu, sıcak atlaş şantiyeti, kapalı sebze pazarı, otopark, yeni belediye binası, soğuk hava deposu, güvün salonu, kaldırım çalışmaları. Bunlar biliyorsunuz tamamen belediye. Evet, kendi belediyemiz olan. Artı organize sanayisindeki bütün yatırımları takip edecektir. Yani bunlar mesela ana, zaten 6-7 tane ana şeyimiz bu. Mesela imar ve yolu. İmar ve yolu. Bu kendi işimiz ayette. Bunun büyük şeylerin çok fazla bilgisi yok. Veya uyumlu olmakla veya ayrı olmakla. Bu aramlar kuvvet, kuvvet alırsınız. Onlardan destek alacaksınız demek istedim. Yani imar sonuçta bundan olaylaşır değil mi? Hayır bir o var bir de hem makine, ekipman ve malzeme de yardımcı olabilir. Yani şöyle yardımcı olur. Hani onların da kapsam alanına girdiği için makinenizi bulursunuz veya güçlendirici mesela araç makine parkımızı da güçlendireceğiz. Makineyi bulursunuz, bucuru asfalt da bulursunuz. Bucuru da bulursunuz, çatını. Ama asfalt da biliyorsunuz. Sıkıntı olursa onu da büyük şehirden alırsınız. Ha, ilerisi için yani bu türde karşılıklı şey yardımlaşma daha kolay olur. Muhakkak. Mesela, mesela bunu Ereğli Belediyesi daha iyi seviyor. Ereğli diyor ki her ne kadar bütçesi iyi olmasına büyükşehirle diyor birlikte çalışırsak daha çok iş yapar. Daha çok verim yapar. Bir de AK Parti'li belediyeler yani hem birbiriyle hem de merkezi hükümetle daha iyi anlaştığı için daha çok hizmet yapar demek istiyor. Yani bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Tabii ki olabilir yani ileride inşallah Allah nasip etsin de yani iktidar değişebilir, şey de olur. Yani bir şey demiyorum ben ona. Ne olacak yani? Olmaz mı muhalefete vereceğiz? Ama kendileri hasbel kadar kendi imkanlarıyla kendileri için. Onun bir avantajı olduğunu hani çıkarırsın. Mesela ben onun bir avantaj olduğunu. Olduğu sürece, bakın bunu herkes zaten bu şekilde söylüyor. İktidarın yanında der yani. Öyle değil mi? Ya iktidarın karşısında iktidarın yanında. Dün vekil imzacı şey kullandı. Yani Karahanlar çok bir akıllı davranıyor. İktidarın yanında hareket ediyor. Yani bunun toplumda şeylerde, benim topluluklarda çok şey de oluyor. Mesela diyor ki, vatandaşımızın bu diyor, öntekel nereden gider? Antekel oradan gider. Yani bizim üç dolarım, üç dolarım sınıfı biraz oradan gider. Başkanım, programı kapatmadan cümle şey, programın başında bir cümle kullandınız. İtfaiye ve cenaze aracı mı dediniz? 31 tane. Cenaze, hayır, cenaze yıkama aracı. Yıkama aracı anlattı. Nisan'ı bekliyor. Siz değil de Karahanlar da başka bir parti kazanırsa o büyük şehir o aracı verecek. Gelecek yani. Başkanım, ben arkadaşlar Mustafa Sapmaz, Şenol Ergüler, Ömit Ak, Korkusuz adına ben Hikmet Bekir. Bu yoğun mesainizle gecenin bu saatinde bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 2-3 haftaki propaganda sürecinin sağ salim Karahanlar'ımızda yakışır. Demokratik bir ortamda geçmesine katkılarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. 30 Mart akşamında inşallah hangi parti kazanırsa kazansın, ilçemiz kazansın evet, diyoruz. Ben bu konuda son cümlelerinizi alıp ben de aynı şekilde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ilerleyen saatte böyle bir fırsat tanıdığı için hepinize inşallah yerel seçimlerin sağ salim, hayırlı uğurlu olması için teşekkür ederim. Son olarak da dediğim gibi yani yine aynı şekilde olacak. Evet. Kazanan ülkemiz olsun. Kazanan ilçemiz olsun. Kazanan Karahanlar olsun. Sonuçta bir nasip meselesi. Biz koltuk sevdalısı değil, siz mes sevdalısınız.
en son olarak yine aynı şeyi söylüyorum. Benim için önemli olan budur. Yani ben insanlara gerçekten karakterini aradığımı seviyorum. Bir hizmet gayesiyle yola çıktım yani karakterini aradığımı. Kazanan karakterini aradığımı.